Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu alen nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'in. Eyyuhas sadal afadil. Minel mağribil aqsa ateynakum. Nahmilu ileykum ahsenet tahiyyat. Meşfu'aten bi ecmeli me'anil mehabbeti vel vısal. Ve neşkuru gayetel şükri müesses İstanbul'li thakafeti vel ulum. على هذا المؤتمر الحافل ونرجو لها التوفيق في جميع أعمالها. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Şanlı Peygamber'e, al ve ashabına salat ve selam olsun. Muhterem Hazirun, uzak Fas'tan, Mağrip'ten yüklenip getirdiğimiz sevgi ve özlem yüklü selamlarımızı sizlere sunuyor. Bu muhteşem sempozyum için İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'na teşekkürlerimizi arz edip bütün hizmetlerinde başarılar diliyoruz. Eyyühe sâdetul hudurul kiram, fî kelimâtin mucazât anil üstâd bedî'iz zaman Sa'id Nursi nekûl. İnnen Nursi racülül îmân, ellezî yemnehul kalbe dif'en yumârisu bihi tefâulen zevkiyen cemîlen ma'al kavni min havlih. فيتم ربط حبل الوصال والمحبة مع جميع المخلوقات فالأصل في الكون الحسن والطهر والصفاء والفطرة والحكمة هو العمل على قاعدة خذ ما صفا دع ما كدر فهذه هي قلعة الإيمان الحصينة الجميلة التي قدمها النورسي للعالم كله إن النورسي رجل القيم الإنسانية فقد تفاعل رحمه الله بعقله وقلبه مع العالم حوله لقد تألم للأبرياء وبكى المنكوبين في الحرب العالمية من الأطفال والنساء والشيوخ في أوروبا فأي نفس سامية هذه التي تتألم بآلام الإنسانية وجراح البشرية فينسى جراح نفسه وآلامه وهي كثيرة فيهتم بجراح غيره ساجد الهاجرون Üstad Nursi ile ilgili kısa bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Nursi bir iman abidesidir. O, imanın sıcaklığını gönüllere yerleştiriyor. İnsanı bütün kainatla ilişkilendirerek aralarında muhteşem bir sevgi ve muhabbet bağı kuruyor. Zaten kainatta asılı olan güzellik, temizlik ve pak fıtrat değil midir? Faydalı olanı alıp, İşe yaramayanı bırakmak akıl ve hikmetin gereği değil midir? İşte bu Nursi'nin bütün dünyaya sunduğu güçlü, korunaklı ve en muhteşem, en güzel iman kalesidir. Nursi, insani değerlerin abide şahsiyetidir. O akıl ve kalbiyle, çevresindeki bütün dünyayla, her şeyle ilgilenmiş. Dünya Savaşı'nda Avrupa'da zulme uğrayan masum, çoluk, çocuk, yaşlı ve kadınları ağlamış. Ve bu acıyı kalbinin derinliklerinde hissetmiştir. Aman Allah'ım, bu ne muhteşem, bu ne yüce bir şahsiyettir. İnsani acılardan, beşeri yaralardan müteessir olup, kendi acı ve kederlerini unutmak, sayısız acı ve elemlerini bir kenara bırakıp, başkasının dert ve kederini öncelemek, bu nasıl bir duygudur? النورسي رحمه الله رجل الجمال والحسن والتفاؤل والأمل ورسائل النور موسوعة في قيم الحسن والجمال كان منهجه رحمه الله في التربية التركيز على الخير وتوجيه الأنظار إلى الفضيلة وإعلانها لأن في إعلان الخير وتشهيره إضعافا للشر والرذيلة ومن ذلك فتح أبواب الأمل وقتل اليأس إن النورسي رحمه الله رجل المحبة والاجتماع والمودة والائتلاف وهو الذي يعلن بأعلى صوته وغاية قوته ليسمع العالم كله فيقول إن أجدر شيء بالمحبة هو المحبة نفسها وإن أجدر شيء بالعداوة هو العداوة نفسها ودعا بقوة إلى الوحدة والاجتماع وحذر بشدة من القومية الضيقة وَالطَّائِفِيَةِ وَالْعَصَبِيَةِ الْمَذْهَبِيَةِ Nursi, güzellik ve ümidin zirve kişisidir. Risale-i Nur külliyatı,
güzelliğin ve güzel görmenin sayısız örnekleriyle dolu muhteşem bir eserdir. O, eğitim metodu olarak hayrın, güzelliğin ve iyiliğin üzerinde yoğunlaşmış, kötülük ve rezaletleri zayıflatma adına bütün dikkatleri erdemlik, birlik ve güzelliğe yönlendirmiş ve bu bağlamda yesi öldürüp emelin bütün kapısını ardına kadar açmıştır. Nursi, sevgi, dayanışma, kaynaşma ve muhabbet abidesidir. En yüksek gür sadasıyla muhabbete en layık şeyin muhabbet olduğunu haykırdığı gibi düşmanlığa en layık şeyin de düşmanlık olduğunu ilan etmiştir. Yani muhabbete muhabbet, adavete adavet. O sürekli olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğe davet etmiş, ırkçılık ve her türlü taassuba şiddetle karşı çıkmıştır. النورسي رحمه الله رجل القصد والاعتدال فعلى رغم محنته بقي معتدل التفكير منصفا مع الموافق والمخالف وأقام التوازن بين العلم وموازين العقل وبين القلب ومواجيد الروح والحضارة عنده تقوم على الانسجام بين الإيمان والعلم والجمال فبالعلم يستقيم التفكير وبالإيمان تتقى أمراض القلوب وبالجمال تزكو الأخلاق النرسي رجل العلم والمعرفة فقد أعلن منذ أن عقل العداوة على الجهل والخرافة وجعل البحث عن المعرفة غايته النرسي رجل التزكية والتربية كان رحمه الله بديعاً مبدعاً في رياضة النفس فبدأ بنفسه فروضها على التواضع ونكران الذات وتذويب الأنا في الجماعة وحذر من أمراض النفس من الكبر والعجب والأنانية واليأس والقلق نورسي إفراط وتفريطten uzak olan her türlü aşırılıktan uzak vasatın sırat-ı mustakimin temsilcisidir. O her şeye rağmen dost ve düşmanla insaflı olmayı başarmış. İlim ve aklın, ruh ile kalbin dengesini muhteşem bir şekilde sağlamış. Nursi'ye göre, ilim ve iman ve güzelliğin dengesi ve uyumu medeniyetin temelini oluşturur. Buna göre, bilgi ve ilim sayesinde düşünce düzelir, iman vasıtasıyla kalbi hastalıklar temizlenir, güzel bakış ile de ahlak mükemmelleşir. Nursi, ilim ve marifet adamıdır. O, aklı erdikten itibaren sürekli olarak cehalet ve hurafelerle savaşmış, ömrü boyunca marifet arayışında olmuştur. Nursi, nefis terbiyesi konusunda abide bir şahsiyettir. Gerçekten Bediüzzaman Said Nursi, nefis eğitimi konusunda özgün bir yere sahiptir. O, sürekli bir biçimde tevazu prensibi ilke edinmiş, kendi varlığını hiç ve yok hükmünde saymış, benliğini toplumun içinde eritmiş, kibir, ucub ve kendini beğenme, enaniyet sahibi olma gibi hastalıklara karşı şiddetle uyarılarda bulunmuş, yeese karşı bayrak açmıştır. O, bütün mahlukata şefkat gözüyle bakmış, her birisi değerli bir varlık olarak değerlendirmiş, bir karıncaya bile eziyet etmekten korkan şu pak şahsiyete bakar mısınız? Bütün hedefi insanların huzur ve güvende olmasını temin etmekti. Huzur ve emniyeti sağlanan kişinin duyuları sağlam olur. Doğru ve düzgün konuşur. Gerçeğin ortaya çıkması daha sağlıklı olur. En-Nursi rahimahullah, raculus sekineti vel aman, ves selameti ves selam. كان رحمه الله شديد الحذر من إيذاء المخلوقات فكان ينظر إليها بعين التقدير والاحترام فأي نفس سامية هذه التي تخاف من إيذاء نملة وكان غاية قصده أن يأمن الناس ففي الأمن تهدأ العواطف ويستقيم التفكير فيظهر الحق أيها السادة الحضور الكرام إن رسائل النور ترجمان القرآن في دخول قلعة الإيمان الحصينة وتعهد النفس بالتزكية
وفي التواصل على قيم الخير والجمال مع أهل القرابة والرحم، ثم مع أهل الملة، ثم مع جميع الناس، ثم مع جميع المخلوقات والكائنات. وإن البشرية اليوم تحتاج إلى معالم العمل الإيجابي ليرفع الخير وينطمس الشر، وتظهر الفضيلة وتتوارى الرذيلة، وتشتهر المحبة وتندحر العداوة. نجدد الشكر لمؤسسة اسطنبول ولجميع طلبة النور، والله الموفق إلى الصواب، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Bediüzzaman Said Nursi huzur, güven ve barışın limanıdır. Bütün mahlukata şefkat gözüyle bakmış, her birisini değerli bir varlık olarak değerlendirmiştir. Muhterem Hazirun, Risale-i Nurlar sağlam iman karesine girme noktasında Kur'an'ın tercümanı tefsiridir. Nefsin arınmasını taahhüt eder. Hayır ve güzelliğin kapısını açarak sıla-i rahmi temin eder. Yani yakın çevreden uzak çevreye doğru önce kişinin akrabalarıyla bağını, sonra dindaşlarıyla olan irtibatını, daha sonra bütün insanlarla olan bağını, sonra da bütün mahlukat ve kainatla olan ilişkisini sağlamlaştırır. Günümüzde insanlık her zamankinden daha fazla müsbet hareket öğretilerine ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu sayede iyilik bayrağı dalgalanacak ve kötülükler yerle bir olacaktır. Güzellikler ortaya çıkacak, çirkinlik ve rezaletler sona erecektir. Muhabbet hüküm ferma olacak, düşmanlık silinip gidecektir. Son olarak tekrar İstanbul İlim Kültür Vakfı'na ve bütün nur talebelerine şükranlarımı arz ediyorum. Başarı Allah'tandır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi yüzlerinize olsun efendim.